İyi akşamlar. Haftanın ilk güne bakışından merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği 3 belediye başkanından biri olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe görevinden istifa etti. En önemli konu başta bu. İstifa edip etmeyeceği merakla beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bugün Kaplıkaya Hacivat Dedesi ıslahı ve Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılış törenine katıldı. Haber kanallarının canlı yayımladığı konuşmasından önce belediye başkanlığı döneminde Bursa'ya kazandırdıklarından bahseden Altepe, konuşmasının sonunda görevi bıraktığını açıkladı. Bugüne kadar sürdürdüğümüz bu kavga değil hizmet ilkesini elbette sonuna kadar sürdüreceğiz. Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz. Çatışmayacağız, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamını oluşturmaya da hiç yanaşmayacağız. Bu şartlarda Bursa'mıza, hemşehrilerimize, ülkeme hizmet imkanının kalmadığı da ortadadır. Ben de bu düşüncelerle bugün itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Hiçbir konuda verilmeyecek hesabımız yok. Ve alnımız ak, başımız da dik. Evet, haftanın ilk güne bakışında konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, belediye başkanlarının istifası meselesi konumuz. Şimdi bugün Bursa Belediye Başkanı istifa etti Recep Altepe. Ama gün boyu aslında spekülasyonlar vardı. Edecek mi, etmeyecek mi? Çalışmalarını anlattıktan sonra istifa etmeyecek herhalde dendi ama sonra basının sorularını yanıtlarken istifa ettiğini açıkladı. Böyle başlayalım istiyoruz. Şimdi istifa etme biçimi, konuşması, verdiği mesajlar nasıldı sizce? Aslında süreci galiba Kadir Topbaş'tan, İstanbul'dan başlatmak gerekir. Kadir Topbaş'ta da böyle oldu, hatırlayalım. 15 Temmuz'dan sonra tartıştığımız FETÖ ile mücadele bağlamında bir sürü haberler, hani bunlar resmi haber, resmi bilgiler değil ama haberler, kulis haberi diyeceğimiz bir sürü tartışmaların ardından 16 Nisan referandumunu geçmiştik ki bu metal yorgunluk denilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metal yorgunluk dediği meselenin üzerine ilk start Kadir Topbaş'la başladı. Biz orada da kendi açıklamasından ve partinin açıklamasından neden istifa ettiğini, bundan 300 sene önce yapılan seçimlerde verdikleri sözler bakımından acaba bir farklı durum ortaya çıkıp çıkmadığının bir sonucu olarak mı istifa olup olmadığını anlayamadık. Sadece bir parti içi mesele olarak istifa ettiğini gözledik ve bu süreç şimdi NİDE istifa etti. Ardından şimdi 3 belediye başkanı ile karşı karşıyayız. Birisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Bunlara ilişkinde ne partiden, ne kendilerinden, ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan metal yorgunluk dışında ve partiyi 2019'a hazırlamak dışında kent yaşamına ilişkinde, çünkü buralar bir yerel yönetim, bir açıklama yok. Herkesin, gene söylüyoruz, herkesin kendine ait bir fikri, bir düşünce ve algısı var ama bilgi yok. Bilgi olmaksızın belediye başkanları günlerdir partinin aldığı bir strateji ya da bir taktik gereği istifa ettiriliyorlar. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı esas olarak gazetecilerden kaynaklı istifa edecek etmeyecek, papatya falı gibi niteleyeceğimiz sonuçlar sonrası bugün istifa etti. O da istifasında çok başarılı olduğunu, 2014'te verdiği sözlerin tamamını yerine getirdiğini, kendi tırnak içinde dava olarak ifade ettiği partisine de asla bir halel getirmediğini söyledi. Ama esas olarak liderine bağlı olduğunu, dolayısıyla lideriyle çatışmayacağını söyleyerek istifa etti. Biz ilk defa bu yaşadığımız günlerde bir parti il başkanı, bir parti belde başkanı gibi seçilmiş belediye başkanlarının görevden uzaklaştırma operasyonunu izledik. Ama bu da şaşırtıcı değil. Çünkü biz bundan 1,5 sene önce 23 milyon oy alan
bir partinin genel başkanı ve dolayısıyla başbakanının aynı şekilde 5 dakika içinde görevden uzaklaştırılmasını izlemiştik zaten. Dolayısıyla bunlar artık siyasette bir teamül oluşturmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi Beştepe'de. Neler konuşuldu, neler oldu ve ne bekleniyor? Kamuoyu tahminen bir müze hakkında bilgilendirme, briefing yapmıştır diye bir beklenti içine girse yanlış olmaz sanırım hepimiz gazetecilerde. Ama öyle anlaşılıyor ki Melih Gökçek Tayyip Erdoğan'ın günlerdir medya üzerinden gazeteler ve gazeteciler aracılığıyla açık bir biçimde Türkiye'nin ikinci büyük şehrinin belediye başkanına o görevden çekil yoksa gereğini yaparım şeklinde çok net mesaj ver. Bu iki haftadır süren bir takvim neredeyse. Ve biz biliyoruz ki AKP'de bu ayın sonuna kadar, Ekim ayının sonuna kadar bu tırnak için kendileri açısından halletmesi gereken diye gördükleri 5 belediye başkanı o görevlerden uzaklaştırılacaktı. Melih Gökçek bu halkanın 3-4-5 belediye başkanının en önemli ismi. Çünkü Melih Gökçek'in kendine özgü, hatta eski dille söylersek nevi şahsına münhasır özellikleri de olan bir siyasetçi tipi Melih Gökçek. Bugün anladığımız kadarıyla yani hani Ankara'da geri sayım sürüyor bugün mü yarın mı diye tartışmalar içinde bir de direnme sözcüğü ortaya atılıyor, direnme kavramı. Ben bunların hiçbirinin olduğu kanısında değilim. Bence en fazla süre uzatımına gitmiş görünüyor. Bu süre uzatımında da gene tırnak içinde söylersek çıkmayan can umut kesilmez yaklaşımıyla belki süre uzattıkça başka koşullar devreye girer. Türkiye'nin koşulları değişir, partinin koşulları değişir, geleceğe bakışı değişir, Tayyip Erdoğan'ın bakışı değişir biçiminde bir süre uzatımına doğru gitti. Ancak tüm bunlar sonuç vermedi ve bence bugünkü son görüşmeydi. Belki burada da 2019'a kadar kalmayı istemiş olabilir. Bir daha aday olma, 2019'da tekrar aday olmama sözüyle dönemini tamamlamak istemiş olabilir. Ama bütün bunlar durumu değiştirmeyecek. Bence bu geceden itibaren, bu gece olmayabilir, Melih Gökçek'siz bir Ankara Büyükşehir Belediyesi süreci başlamıştır. Evet. Peki tüm bu süreç sizce AKP içerisinde Erdoğan'ın liderlik imajını nasıl etkiledi? Bence şöyle bir şey. Önce Melih Gökçek'le ilgili meseleye bir şey söyleyeyim. Eğer daha önceki belki yayınlarda da söylemiş olabiliriz tekrar olursa kusura bakmayın ama eğer 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki olağanüstü hal koşulları ile birlikte HDP'nin verdiği destekle Tayyip Erdoğan bu denli güçlenmiş bir noktada çok büyük bir imkan ve yetki elde etmiş olmasaydı Melih Gökçek operasyonu bu kadar çabuk ve kolay, bu kadar yarasız beresiz olmazdı. Çünkü Melih Gökçek'i hani herkes tanıyor. Çok anlatmaya gerek yok. Sadece Ankara'ya özgü bir siyasetçi değil, ulusal çapta da bilinen bir portre Melih Gökçek. Bir bunu söyleyeyim. İki, evet Tayyip Erdoğan tartışmasız bu partinin neredeyse her dediği yerine gelen, başka konularda da hatırlayalım. İşte siz liderlik meselesi nasıl pekiştirildi mi, nereye geldi, nasıl etkilendi soruyorsunuz. Örneğin eğitim sistemine bir sabah kalkıp bir söylediği zaman bürokratlar onun arkasından ona ilişkin koşulları hazırlamakla kendilerini görevli hisseden noktasına geldikleri bir süreçten geçiyor Türkiye ki belediye başkanı ne yapabilir? Siyasi gelenekler de zaten belediye başkanlarına başka tür davranma eğilimi vermiyorlar. Çünkü zaten göreve getirilirken de bu şekilde getiriliyorlar. Ama sizin söylediğinizi şöyle anlıyorum. Sistemde sadece en güçlü bir tek isim var. Tayyip Erdoğan. Onun dışındakiler tek tek kendi birimlerinde güçlü olsalar bile Tayyip Erdoğan'ın gücü yanında
Hepsini toplasan bir güç yapmıyor. Peki AK Parti Ankara ve İstanbul için 2019'daki yerel seçimlerde kimleri düşünüyor? Bunlar konuşulmaya başladı mı Ankara'da? Daha önceki bugünlerde bir isim yazılıyor Ankara için. Ali Babacan. O ismi haberlerde görüyoruz. Birkaç gündür spekülasyonu var. Aslında bu bugünlere özgü bir isim alternatifi değil Ali Babacan. Ali Babacan her hükümette özellikle uluslararası finans çevreleri ve gene eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le doğrudan bağlantılı bir biçimde dünyada Türkiye üzerine bakılan tanınan birkaç isimden biri. Ankara'da yerleşik ailesi olan bir isim. Ama şöyle bir şey, daha önce de aslında hem Tayyip Erdoğan hem de genel olarak AKP cenahının aklına hep Ali Babacan geldi. Çünkü her seferinde Melih Gökçek'i zaten kerhen belediye başkanlığına aday göstermişlerdi ve Ali Babacan seçeneği hep vardı. Fakat benim kendi kişisel yorumum, siyasette olmaz diye net bir şey söylemem ama bildiğimiz gibi Ali Babacan son hükümetlerde tercih edilmedi. Abdullah Gül'ün uzakta kalması gibi. Ben dolayısıyla Ankara için Ali Babacan gibi bir isme dönebilecekleri kanısında değilim. Ben Ankara'ya daha belki hani atayacakları başkanı bir görelim, ilçe belediyelerinden birisi olabilir ama belki öyle bir daha düşük profilli bir isim. İstanbul'a Binali Yıldırım'ı düşünebilirler. Bu hep konuşuluyor. İstanbul için söyleyebilirim. Ama sonuçta Binali Yıldırım da olsa Ali Babacan'a daha az şans tanıyorum. Bunların hepsi parti ve iktidar lideri bakımından düşük bir olacaktır. Erdem Gül, çok teşekkür ediyoruz. Çok ben teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi çalışmalar. Evet, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları sürecini konuştuk. Güne bakış devam ediyor. Kayseri Kitap Fuarı'na girişi engellenen yazar İhsan Eli Açık, kendisini engelleyenlerin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik tarafından organize edildiğini söyledi. Eli Açık, engellemenin ardından başta AKP tabanı olmak üzere birçok kişiden destek mesajı aldığını söyledi. Fuara gelen Kayserili vatandaşlar, kadınlar, gençler, onlara tepki gösterdi. Ne istiyorsunuz, kapıyı açsın adam geçsin dedi. Kayseri halkı, kapının önündeki fuar halkı benim yanımda yer aldı. O güruhu lanetledi. O güruhu AK Partiler de lanetliyor. Buradaki AK Parti tabanına mensup birçok kişi benim eski arkadaşlarım. Bunların birçoğu bana telefon açarak açıklama yapamadıklarını, ellerinin kollarının bağlı olduğunu, fakat benim yanımda olduklarını, belediye başkanının yaptığının tasvip edilemeyeceğini söyleyerek lanetler yazmıyorlar. Şu anda Kayseri'de öyle bir düzen kurulmuş ki, bu düzen bizim abdestli kapitalizm dediğimiz son 15 yıllık iktidarın prototip örneğidir. IŞİD'in elinden kurtarılan Rakka'yı bundan sonra neler bekliyor? Arkadaşımız Sinan Akgünay bu soruyu bölgeyi iyi bilen Vladimir Van Wildenburg'a sordu. Irak'ta saha araştırması yapan ünlü IŞİD uzmanı Scott Atran yayımlanan son makalesinde IŞİD bölgede bir hortlak gibi yeniden ve yeniden görülmeye devam edecek uyarısını yaptı. Hafta sonunda The New York Book Review'da çıkan, aralarında IŞİD konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından Scott Atran'ın da imzasını taşıyan Halifelikten Sonra IŞİD başlıklı bir makale, Musul ve Rakka'nın IŞİD'den temizlenmesi ve mensuplarının da topluca teslim olmaya başladığına dair haberlerin ardından örgütün çöküşe geçtiği yorumları için erken olabileceği uyarısıyla dikkat çekiyor. Terörizm uzmanı ve antropolog Scott Atran'ın Hoşank Vaziri,
Richard Davis ile birlikte 2015 yılından itibaren IŞİD'e karşı yürütülen savaşın ön cephelerinde yürüttükleri saha araştırmalarının verilerine dayanarak kaleme almış oldukları son makalede IŞİD'in halifeliğini kaybetse bile bölgedeki Sunni Araplar arasında örgütün temel değerlerine bağlılığının güçlü bir şekilde devam ettiği vurgulanıyor. Yazarlar, bölgede yaşayan Sunni Arapların kucaklamalarına neden olan koşullar değiştirilmedikçe IŞİD'in bölgede bir hortlak gibi yeniden ve yeniden görünmeye devam edeceğini söylüyor. Belki daha da ilginç bir tespit ise IŞİD'in yoksul aşiretleri zengin olanlara karşı kışkırtmış olması nedeniyle yakın gelecekte Sünni Araplar arasında ciddi iç çatışma ihtimalinin bulunması. Makalenin geniş çevirisini Medyascope TV web sayfasında bulabilirsiniz. Bağımsızlık referandumunun zamanlaması yanlış mıydı? Kürtler Irak'ta gerçekten kaybediyor mu? Roşan Çakır yorumladı. Ertelemenin faturasının esas olarak Kürtler tarafından ödendiği düşüncesinin aldatıcı, yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Şu anda faturanın Kürtlere çıktığı söylenebilir, öyle görülüyor olabilir. Ama bunun pek de böyle olmadığını çok geçmeden göreceğimizi tahmin ediyorum. Son bir not. Referandumun yaşananlardan sonra referandumun tarihinin yanlış olduğu yolunda ağır basan bir şey var, yaklaşım var. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Daha önce de böyle söylemiştim. Gerçekten IŞİD'le karşı mücadeleden elde ettiği prestijle Barzani referandum, tabii ki iç kaygılarla, tabii ki kendisinin iktidarını güçlendirmek için ama bence zamanlaması çok da öyle erken falan değildi. Referandumun yapılıyor olması bağımsızlığın ilanı, hemen ertesi gün ilanı anlamına gelmeyecekti. Ve referandumla beraber Barzani çok büyük bir güç elde edecekti. Sadece Barzani değil, Irak Kürtleri. Bunu elde ettiler ama bölgesel güçler buna çok fazla tahammül edemediler. Şu anda yaşanan... Şişe cama bağlı Paşabahçe Kırklareli cam fabrikasında işten çıkarılan 90 cam işçisi aileleriyle birlikte Lüleburgaz'dan İstanbul Tuzla'da bulunan Şişe Cam Genel Merkezi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş ikinci gününde Kırklareli Valiliği tarafından OHAL gerekçesiyle yasaklandı. Lüleburgaz'a bağlı büyük karıştıran beldesinde bulunan benzin istasyonunda bekleyen işçiler Medyascope TV özel yayınında konuştu. Ayın 3'ü itibariyle hepimize telefonla bildirim yapılarak işe gelmememiz söylendi. Ardından da tebligatlar eve gönderildi. Biz de yaklaşık 18 gün Lüleburgaz'da Kristal İş Trak İş Şubesi önünde arkadaşlarımızla örgütlenerek direnişe başladık. Bu direniş sürecinde sendikacılarımızdan destek bekledik. Bu işin sendika ile işçilerin ele vererek çözüleceğini defalarca belirtmemize rağmen hiçbir sendikacımızdan destek göremedik maalesef bugüne kadar. Geldiğimiz süreçte artık bu işin Lüleburgaz dışına çıkması gerektiği, açılması gerektiği ve artık bu Türkiye İşçi Sınıfı'nın mücadelesi olması gerektiğini farkındayız zaten. Biz de arkadaşlarımızla beraber 2 gün önce, 3 gün önce Tuzla İstanbul'daki Şehir Cam Genel Merkezi'ne 90 Trakyalı olarak yürüyüşe başladılar. 90 Trakyalı'nın mücadelesi bitmeyecek. 90 kişi işe dönene kadar bu mücadele bitmeyecek. Mayıs 1994'ten beri Şişe Cam'da çalışmaktayız. Biz işe girdiğimizde Şişe Cam'da 4-5 tane fabrika vardı. Son 20 yılda Şişe Cam'ın 13 ülkede üretim yapmaya 40 tanenin üzerinde üretim tesisi var. Şişe cam dünya çapında büyüdü. Şöyle ki 1994 yılında Züccaciye'de 13. sıradayken 2017 yılında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü konumuna geldi. Şişe camın bu denli büyümesi, özellikle Züccaciye grubunda da büyümesi, burada çalışan işçilerin, burada emek veren insanların sayesinde oldu. Sizin en kıymetli sabah kahvaltınızın çay bardağını üreten, toplayan ve o robota hakim olan kişi. Burada arkadaşlarımla birlikte aynen işime dönmekten kararlıyım. Sonuna kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Tuzla'ysa Tuzla, Beykoz'sa Beykoz, Ankara'ysa Ankara, İstanbul'sa İstanbul.
Arkadaşımız Sinan Akgünay, IŞİD'in elinden kurtarılan Rakka'yı bundan sonra nelerin beklediğini bölgeyi iyi bilen Vladimir Van Wildenburg'a sordu. Az önce karşınıza getiremediğimiz haberimizi izleyelim. Rakka'nın %80'i yıkılmış ve yaşanmayacak durumda. Kentin çevresinde çok sayıda mayın var. Savaş ilk başladığında birçok sivil PYD kamplarına alınmıştı. Kentte kalanlardan ise yaklaşık 6000 kişi IŞİD tarafından canlı kalkan olarak kullanıldı. Arap aşiretlerinin iş dili yaptığı pazarlıklar sonucunda bu insanların büyük kısmı şehirden çıkarıldı. Şu anda şehirde neredeyse hiç sivil yok ve çok sayıda mayın olduğu için kimsenin dönmesine izin verilmiyor. Şehrin yönetimi aslında sivil konseye devredildi ancak Rakka sivil konseyi şehrin durumundan dolayı hala şehir dışında. Bir komutanla yaptığım konuşmada mayınların temizlenmesinin bir iki ayı bulabileceğini söyledi. Bundan sonrası için SDG kuvvetlerini İdlib'e girerek El-Kaide ile savaşacağını açıkladı ve İdlib askeri konseyini kurdu. Ancak bu nasıl olur bilemiyorum. Çünkü Türk ordusu da İdlib'te. Afrin'e yakın bir bölgede bulunuyor. Dolayısıyla SDG'nin Türk ordusuna saldırmak istemediği sürece bu bölgeye girmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Hafta sonu Japonya'da ve Çekya'da seçim heyecanı vardı. Japonya'da Başbakan Abe ve koalisyon ortakları erken seçimden istedikleri gibi güçlenerek çıktılar. Çekya'da ise Çek Trump olarak bilinen Andrej Babiş seçimlerin galibi oldu. Kuzey Kore'nin ard arda düzenlediği nükleer silah ve füze denemeleri Japonya'da uzun süreden beri gerilim oluşturuyor. Japonya Başbakanı Shinzo Abe de bu gerilimi bahane ederek ülke anayasasında bazı köklü değişiklikler yapılması gerektiğini öne sürmüş ve erken seçim kararı almıştı. Shinzo Abe, 2012'den iktidara geldiğinden bu yana hükümeti ve kendisi hakkında iki yolsuzluk suçlaması vardı. Erken seçimde Abe'nin Liberal Demokrat Parti'nin en büyük rakibi, Tokyo valisi ve eski partidaşı Yuriko Koike'nin önderliğinde bir ay önce kurulan Umut Partisi'ydi. LDP ve koalisyon ortağı Budist Komeito Partisi seçimde yaklaşık 311 sandalye kazanarak parlamentoda 3'te 2 çoğunluğu sağladı. Böylece Başbakan Shinzo Abe, 2. Dünya Savaşı sonrası kabul edilen barışçı Japon Anayasası'nda istediği değişiklikleri yapmak için yeterli çoğunluğa sahip oldu. Seçimin galibi Abe, böylece en uzun süre görev yapan Japon Başbakanı da olacak. Hafta sonu seçim yapılan bir diğer ülke Çekya'da ise milyarder iş adamı ve eski Maliye Bakanı Andrej Babiş seçimi kazanan isim oldu. Siyasi üslubu ve iş adamı olması sebebiyle ABD Başbakanı Donald Trump'a benzetilen Babiş'in kısaltması Çekçe evet anlamına gelen ve açılımı Memnuniyetsiz Vatandaşlar Partisi ANO oyların %29.6'sını alarak birinci parti olurken parlamentodaki 200 sandalyeden 78'ini kazandı. 63 yaşındaki Babiş seçimden galip çıksa da yeni bir koalisyon hükümeti kurabilmek için zorlu günler yaşayacak. Çünkü birçok parti seçimden önce ANO ile koalisyona girmek istemediğini açıklamıştı. Hande Ayari adlı Fransız yazar ve aktivist Oxford Üniversitesi'nde Çağdaş İslam İncelemeleri dersi veren Tarık Ramadan'ın 2012 yılında bir otel odasında kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla savcılığa başvurdu. İsviçre doğumlu ve bu ülkenin vatandaşı olan 55 yaşındaki Ramadan, Müslüman kardeşlerin kurucusu Hasan el-Benna'nın torunu. Bir süredir İngiltere Oxford Üniversitesi'nde Çağdaş İslam İncelemeleri dersi veriyor. Ayari ise Cezayirli bir baba ve Tunuslu bir annenin kızı. 21 yıl Selefi hareket içinde bulunmuş ve 2015'teki Paris saldırısının ardından ayrılıp 2016'da Özgür Olmayı Seçtim adlı bir kitap yazmış. Ayari, tecavüz olayına bu kitapta geniş bir bölüm ayırmış ama tecavüzcüsünün adını Zübeyir olarak vermiş. Ayari, dün savcılığa başvurmadan önce Facebook ve Twitter hesaplarından Zübeyir'in Tarık Ramadan olduğunu duyurdu. Ramadan'ın kendisini çocuklarına kötülük yapmakla tehdit ettiğini iddia eden Ayari, ABD'de ünlü yapımcı Harvey Weinstein olayından sonra oluşan pozitif ortamdan cesaret aldığını söylüyor. Batı medyasının sık sık görüşlerine başvurduğu Ramadan ise ünlü avukat Yassine Bozro'ya vekalet verdi. Bozro yaptığı açıklamada
Ayari'nin yaptığını ağır iftira olarak tanımladı ve hakkında karşı dava açacaklarını söyledi. Thomson Reuters Vakfı'nın hazırladığı rapora göre kadınlar için dünyadaki en tehlikeli mega kent Mısır'ın başkenti Kahire. Londra merkezi Thomson Reuters Vakfı, kadınlar için dünyadaki en tehlikeli mega kentleri sıraladığı bir raporu yayınladı. Kuruluşun bu sıralama için yaptığı araştırmada cinsel şiddet, sağlık hizmetlerine ulaşım, kültürel pratikler ve ekonomik imkanlar esas alındı. Araştırma için her biri 10 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapan 19 mega kentten kadınlarla ilgili çalışmalar yapan 380 uzmanla görüşüldü ve bu kentler arasında bir sıralama yapıldı. Rapora göre kadınlar için dünyadaki en tehlikeli mega kent Kahire oldu. 2011'de Hüsnü Mübarek'e yönelik ayaklanmalar sürerken Kahire'de Tahrir Meydanı'nda gazetecilere, yabancılara ve Mısırlı kadınlara yönelik korkunç cinsel saldırılar yaşanmıştı. 2013'te Muhammed Mursi'nin devrildiği askeri darbe gecesinde ise The Guardian'a göre 80'den fazla kadın taciz edilmiş veya tecavüze uğramıştı. Rapora göre Kahire'deki durum zamanla daha da kötü hale geldi. Raporda cinsel şiddet konusunda Kahire'den daha kötü iki şehir var: Delhi ve São Paulo. Kahire listede özellikle kültürel pratikler konusunda başı çekiyor. 2015'te sağlıkla ilgili yapılan bir araştırmaya göre Kahire'de 10 kadından 9'u kadın şiddetine zorlanmış, 5 kadından biri 18 yaşından küçükken evlendirilmiş. 19 megakentin tehlike açısından sıralandığı listede Kahire'yi Pakistan'daki Karachi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi izliyor. Listenin en düşük sıralarında yer alan, yani en az tehlikeli mega kentler olarak belirlenen yerler Londra, Tokyo ve Paris. New York'u geçen Moskova listede sondan dördüncü olurken İstanbul'da listenin 10. sırasında bulunuyor. Topkapı Sarayı'nın içinde bulunan Hasbahçe'nin 1. derece sit alanından 3. derece sit alanına düşürülmesi ne anlama geliyor? Şehir Hepimizin programında Gürhan Ertür'ün konuğu araştırmacı gazeteci Ömer Erbil değerlendirdi. Şimdi şöyle, 15 Eylül'de Topkapı Sarayı ile ilgili ben genelde koruma kurullarının gündemlerini takip etmeye çalışıyorum kendi haber kaynaklarımdan. Gündemde bu yoktu. Yani 14 Eylül Perşembe günü kurulun normal toplantısı, 15 Eylül'de özel bir gündem toplantısı yapıyorlar. Ve bu gündem toplantısında Fatih Belediyesi'nin Topkapı Sarayı ile ilgili yeni bir pafta hazırladığı ve bu paftalarda birinci derece arkeolojik sit olan 1994 ya da 95 yılında koruma kurulu tarafından komple Sur-u Sultani'nin içi, yani Topkapı Sarayı'nı çevreleyen, Fatih döneminde çevrelenmiş surların içerisini birinci derece arkeolojik sitti ve bu birinci derece arkeolojik siti yer yer üçüncü derece arkeolojik site düşüren yeni bir paftayı koruma kuruluna sunduğunu öğrendim. Evet. Ve bu normal toplantının dışında bir toplantı. Evet. Özel bir gündem, özel bir gündemle yapılıyor. Ve bu kurulda büyük tartışmalara neden oluyor. Tabii burada karşı taraf olan kesim Kültür Bakanlığı Topkapı Sarayı Müzesi'nin yetkilileri, ne yapıyorsunuz, nasıl Topkapı Sarayı'nı 3. derece site düşürürsünüz diye itiraz ediyor. Fakat itiraz etmesi gereken aynı kurulda Profesör Doktor hemen buluruz. Gelir aklıma. Evet. Arkeolog olan İstanbul Üniversitesi arkeologlarından hoca Şevket Hoca. Şevket Dönmez. Evet, Şevket Dönmez. Profesör Şevket Dönmez bile itiraz etmiyor 3. dereceye düşüyor. Medyaskop Gazetecilik Atölyesi Sedat Pişirici moderatörlüğünde Ruşen Çakır'ın anlatımı ile günümüzde gazetecilik ve İsmail Saymaz'ın anlatımı ile günümüzde muhabirlik dersleriyle başladı. Benim gazetecilikle ilgili bir tanımım var. O da şu: sıradan insanların sıra dışı hikayelerini yazma mesleği olarak tarif ediyorum. Çünkü bizde alışılagelen muhabirlik metodu daha çok aslında sıra dışı insanların sıradan eylemlerine odaklanan bir gazetecilik türü. İşte futbolcunun gol atmasına, mankenin güzel olmasına ya da sevgilisiyle birlikte olmasına,
iş adamının yatırım yapmasına odaklanmış bir muhabirlik türü. Aslında sıra dışı, kişiler sıra dışı olduğu için sıradan eylemleri haber değeri taşıyor. Oysa ki bunu tam da ters yüz edecek bir muhabirliğe ihtiyaç var. Yani gayet sıradan insanların sıra dışı eylemlerine, hallerine odaklanan bir gazetecilik türüne ihtiyaç var. Bizim burada yapmaya çalıştığımız gazetecilik bir anlamda gazetecilikle şu anda şurada yapmaya çalıştığımız işin birebir örtüştüğünü düşünüyoruz. Bu da nedir? Sivil, çoğulcu, özgür, bağımsız bir gazetecilik perspektifine sahibiz. Ne derece yaptığımız tartışılır ama burada da esas olarak gazeteciliği sivil bir şekilde, yani Sedat'ın demin söylediği gibi devlet vesaire gibi kurumlara bağımlı olmadan toplumu gözeterek, toplumun haber alma ihtiyacını gözeterek yapmanın, özgürlükçü bir şekilde yapmanın yollarını konuşabileceğimizi düşünüyoruz. Bu hafta sonları olacak. Hangi yoğunlukta olacağını şu anda kestiremiyoruz ama her hafta muhakkak ikişer tane bugünkü gibi, ama gün pazar olmayabilir, cumartesi olur, onu bilemiyorum. O daha çok katılımcıların şeyi olacak ve bunu yine sosyal medyadan duyuracağız. Şöyle başlıklar var. Mesela demin burada başka bir şey için gelmişti. Nevşin Mengü ile de söz aldık. O mesela televizyon sunuculuğu, haber sunuculuğu üzerine bir atölyeye katılmaya söz verdi. Sivil, çoğulcu, özgür ve bağımsız bir gazeteciliği biz burada yapmaya çalışıyoruz diye. Bizim uydurduğumuz şeyler değil bunlar. Evrensel gazetecilik ilkeleri. Hayatınızda, hayatınız boyunca bir siyasal düşüncenin peşinden gidebilirsiniz. Mutlaka oy kullanabilirsiniz. Fakat gazetecilik yaparken bundan bağımsız bir şekilde, yani siyasal düşüncenizden bağımsız bir şekilde sivil olmak, çoğulcu olmak, özgür olmak ve hafta sonu oynanan Sarıyer Ahmet Spor maçında Sarıyer futbolcuları Ahmet Sporlu Deniz Naki, Zülküf Özer ve teknik heyete saldırırken taraftarlar da Ahmet Spor oyuncularına yönelik ırkçı tezahüratlarda bulundu. Ahmet Spor taraftarı Bilal Akyol ise sorunun kaynağının deplasman yasağı olduğunu belirtti ve 20 milyonluk İstanbul'un güvenliğini sağlayanlar Ahmet Spor'un güvenliğini sağlayamıyor dedi. 2 yıldır, 3 yıldır bu takım her maçta gördüğü şeyler, yani öyle ilk defa olan bir şey değil, garip bir durum da değil. Yani her hafta yaşadığımız şeyler, ırkçı saldırılar, vatan, bu Ahmet Spor'u görünce bir vatan aşkı oluşuyor bunlarda. Yani kocaman bayraklar atmışlar, o sporcuların hiçbiri daha askerliğini yapmamış, golü atıp asker selamı veriyorlar yani. Yani ne anlam yüklüyorlar, ne yapıyorlar, nasıl, ne düşünüyorlar, nasıl bir anlayışla hareket ediyorlar, bilmiyorum bunları kim nasıl motive ediyor. Bunu da çözemiyoruz artık. Yani deplasman yasağı getirip bu takımı lince uğratıyorlar yani. Deplasman yasağı, koskoca 20 milyonluk İstanbul'un emniyetini, güvenliğini sağlayan valilik, emniyet, 1000 tane Ahmet Spor taraftarının güvenliğini sağlayamıyor. Hatta 1000 tane kapalı bir alanda 1000 tane Ahmet Spor taraftarının güvenliğini sağlayanlara güvenlik gerekçesiyle deplasman yasağı getiriyor. Ve bu 33. maç deplasman yasağımız var. 33. maç. Yani bu şekilde takımı faşistlerin önüne atıyorlar. Irkçıların önüne atıyorlar. İktidarın tek elinde olanların önüne atıyorlar. Çetelerin önüne atıyorlar. Bu şekilde linç ettiriyorlar. Antalya Film Festivali'nden ulusal film kategorisi kaldırılınca İstanbul'da düzenlenen 54. ulusal yarışma başladı. Yönetmen Kaan Müjdeci'nin girişimiyle düzenlenen ulusal yarışmanın açılışı Cuma akşamı Beyoğlu Sineması'nda yapıldı. Zaten hazır olan bir platformdu. Zaten hani insanlar rahatsızdı. Ve bu rahatsızlığın içinde zaten bir sürü insan video çekmişti. Bir sürü insan başka aksiyonlar yapmıştı. Onların için bu da onların bir parçası aslında. Ve yani olması gerektiği gibi oldu. Ben aslında şöyle söyleyeyim. Sorduğum herkesten iyi yanıtlar aldım. Ve ne kadar fazla iyi insan olduğunu fark ettim.
direkt ilk aklıma Beyoğlu sineması geldi. Başka bir şey zaten hiç düşünmedim. Dolayısıyla ben Sök fikri söylediğim anda onlar hemen benden iki kat fazla sahip çıktılar. Ve ne gerekiyorsa işte bütün salon saatlerini ayarladı. Ücretsiz bir şekilde alanlar ayarladı. Kendi ekiplerinin normalde yapması gereken 2-3 katı fazla işler yaparak da bu işe sahip çıktılar. Aniden ortaya çıkmış bir süreç değil. 3 yıl evvel ki yarışmada, belgesel yarışmasındaki bir filmin yarışma dışına çıkartılmasıyla tedarik eden bir sansür krizi patlak vermişti. Bunu takip eden yılda ise festival yönetimi bu hatalı tutumundan dolayı öz eleştiri vermek yerine tam ters yönde gidip belgesel yarışmasını ve ayrıca kısa film yarışmasını iptal etmişti. Bugün ise bu hatalı tutumlarını yalnızca sürdürmekle kalmıyorlar, ayrıca ivmelendirmiş durumdalar. Hatalı tutumları tavan yapmış durumda. Belgeseli ve kısa filmi değil, ulusal uzun metraj yarışmasını bile kaldırdılar. Öncelikle yani bu fikir çok yaratıcı bir fikir. Yani düşünenlere ve gerçekleşenlere teşekkür ediyorum. Barışçı ama çok etkili bir etkinlik oldu bu. AKP ve AK Parti iktidarı sonuçta Erdoğan diliyle tek iktidar olmadıkları alan şu anda Türkiye'de kültürel alan. Şunu söylemişti, yani biz iktidar olduk ama 15 yılda kültüre iktidar olamadık. Antalya Film Festivali de sonuçta Türkiye'nin en geleneksel, en eski film festivali ve ulusal yarışma da sonuçta Türkiye sinemasını geliştiren, Türkiye sinemasını bir yere taşıyan bir bölümdü ve en az uluslararası yarışma kadar da ondan daha öndeydi. Şimdi birleştirildi ve ulusal yarışmayı yok etmeye çalıştılar. Nedeni şu, bu alana hakim değiller. Caz müziğin duayeni Marcus Miller, cumartesi akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde dinleyicileri büyüledi. Günler öncesinden biletleri tükenen konser öncesi arkadaşımız Elif Akbıyık ve Egemen Gök ünlü bas gitaristle sohbet ettiler. Miles, he's so important for me. Miles benim için çok önemli. Onunla çalan bütün müzisyenler için çok önemli. Eğer Miles'la çaldıysanız artık farklı bir insansınız. Açıklaması zor ama beraber çaldığı bütün müzisyenlerde özel bir şeyi açığa çıkarıyor. Ayrıca onunla çalan müzisyenler ailesine katılmış olmak çok güzel. Sonny Rollins, Herbie Hancock, Wayne Shorty, Chick Corea, John Coltrane, Paul Chambers, Ron Carter gibi isimlerden bahsediyorum. Benim için muhteşem bir deneyimdi. Last Shark'ın İstanbul'un bende bıraktığı ilk izlenimle ilgiliydi. Büyük bir enerji. O yüzden şarkıda şöyle şeyler var. Bu akşam konserimde beraber çalacağım Türk müzisyen olacak. Size kim olduğunu söylemeyeceğim, sürpriz olmasını istiyorum. Bir süre buradayken İstanbul'da ilgili yeni şeyler bulmaya çalışacağım. İstanbul'da erken kalkmayı seviyorum. Erken derken 4.30-5'ten bahsediyorum. Yürümeyi, şehrin uyanışını izlemeyi seviyorum. Kepenklerini kaldıran esnafı, yemek hazırlayan satıcıları, restoranları. Çok güzel bir zaman. Erken çıkmamın sebebi ise tura başladığımda İstanbul genelde ilk ayak oluyor. Fena halde jet lag oluyorum ve uyuyamıyorum. O yüzden erken kalkıp etrafı dolaşıyorum. İstanbul'a dair zihnimde iz bırakan şey, şehrin uyanışı. Makinemi alıp fotoğraflar da çekiyorum. Bazı insanlar güne başlıyor ya da bütün gece partilemiş, gecelerini sonlandırmak üzere olan insanları fotoğraflıyorum. Sabahları bu şehirde çok güzel bir vakit.
Sportoto Süper Lig'in 9. haftasının son karşılaşması bu akşam Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında. Mücadele öncesi Medipol Başakşehir'in forvet oyuncusu Emmanuel Adebayor, Real Madrid'de birlikte oynadığı eski takım arkadaşı Beşiktaş stoperi Pepe'ye bir mesaj gönderdi. Pepe, how are you? How's everything in life? I can see you are enjoying yourself in Istanbul. But first of all, I want to congratulate you for all what you have been doing during these years, winning a couple of Champions League, winning the European Championship with Portugal. Congratulations. But first of all, are you really ready to play against me? Pepe, you know, it's gonna be a big battle, but you know, you are a friend, so let's get out there, enjoy ourselves on the pitch, and you know how it is, fair play. Don't kick. Pepe, no kick, fair play, huh? So anyway, you know, we share the same birthday on the 26th of February. Let's kick it out in Istanbul. Let's bring it together in 2018. Let's have a party together. Let's enjoy something together, Beşiktaş Başakşehir together for our birthday. Good luck, enjoy the game, but don't give your shirt to anybody. I'm gonna take the shirt. I'm not exchanging, but I'm taking your shirt. Thank you. Teşekkürler baba. See you tomorrow. Evet, Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.